Ferit Demir hazır mı arkadaşlar? Ferit Demir'e bir dönelim. Ferit bugün suç ortağı bazı şeyleri itiraf etti. İfadesinden öğrendik. Sonra keşif yapıldı. Günlerce Narin nerede diye sorduğumuz o dönemde arama çalışmalarına katılmışlar amcayla beraber ve susmuşlar. Şimdi keşif çalışmasında oradalardı. Ne biliyoruz? Zaten olayın başından beri o köyde arama ve kurtarma çalışmasına katılan iki kişi vardı. Biri o itirafçı, biri de amca Salim Güran. Onların dışında kimse arama kurtarma çalışmasına katılmamıştı. Bunlar da suçluluk duygusu ve suçlarını örtbas etmek için, birilerine farklı görünmek için bunu yapmışlardı. Ki o itirafçıyı biz orada birkaç defa gördük. Bizim yanımıza geldi. Gazetecilerle konuşmaya çalıştı. Daha sonra Nari'nin babasının evine giderek durum nedir, neler olmuş, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yani katil oradaymış, birliktelermiş. Biz onu tabii bilemedik, ancak olayın boyutunun böyle bir şey olduğunu biliyorduk. Amcanın işin içinde olduğunu biliyorduk. Ve bu gerçekler ortaya çıksın diye, Narin'le ilgili her şey çözülsün diye biz son güne kadar susmayı tercih ettik. Bazı şeyleri açıklamadık. Şimdi her şey Diyarbakır Adliyesi'nde çözülecek. 2-3 Cumhuriyet Savcısı, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili dosyaları didik didik ediyor, ifadeleri didik didik ediyor. Hatta bazı savcılar kolluktaki ifade alma işlemlerine bizzat katılıyor ve dinliyorlar. Şu saatte ise itirafçı Nevzat Narin'i o ayar tutmaz deresine bıraktığı yerde keşif yaptırıyor. Bölgeyi komple boşalttılar. Gazetecileri de uzaklaştırdılar. Görüntü almasına izin vermediler. Çok uzak noktaya gitmeye çalıştık, ancak orayla da engel oldular. Yani olayın bütün detayları ortaya çıkıyor. İtiraf edildi. Gizli bir tanık var. O gizli tanık cumartesi günü Cumhuriyet Savcısına gerekli bilgileri verdikten sonra savcılık dün harekete geçti ve önce Narin'in cansız bedeni bulundu. Sonra gözaltı işlemleri aldı ve itirafçı Nevzat her şeyi itiraf etti ve bu aynı zamanda muhtar Salim Güran'ın işçisi, onun yanında çalışan, onun birçok işini yapan bir şahıs ve kendisiyle çok özel bir ilişkisi de var, bunu da belirtelim. Amcanın ilk günkü tepkileri, tavırları bize çok şüpheli gelmişti. Hatta biz bunu oradaki jandarma komutanı ve gazeteci arkadaşlarımıza paylaşmıştım ben. Birçok şeyi biliyorduk ama Narin acaba sağ mı, yaşıyor mu diyerek bazı şeyleri yutmuştuk. Ancak bugün gerçekler ortaya çıktı. Biz de o gerçekleri bütün detaylarıyla anlatacağız. Çok şey var, ihmaller var, yapılmayanlar var. Köyde mesela gözle görülür bir şekilde şu anda gözaltında bulunan 24 kişi telefonlarını değiştirmişti. Çoğu telefonlarını değiştirmişti. Telefonlarındaki görüşme kayıtlarını silmişti. Ve bir bilgi söyleyeyim. İtirafçı Nevzat'ın telefondaki kayıtların bir bölümü duruyor. Yaptığı görüşmeler hem WhatsApp üzerinde hem normal telefonla Salim Güral'la yaptığı görüşme kayıtları duruyor. Bunu da savcılar tespit etti. Ama Salim Güral'ın telefonunda böyle bir kayıt görülmüyor. Dolayısıyla gözaltında alınan 24 kişinin neredeyse tamamına yakını telefon görüşmelerini, WhatsApp görüşmelerini ve diğer sosyal medya görüşmelerini telefonlarında silmişler. Birçoğu telefonlarını değiştirmiş, farklı telefon kullanıyor. Bu da birçok kişinin birçok şeyi bildiği anlamına geliyor. Yani biz o köyden Narin'i sorduğumuz zaman görmedim, bilmiyorum, duymadım diyenlerin tamamı Narin'in başına ne gelmiş biliyorlarmış.